İyi akşamlar, günden kalanlara hoş geldiniz. Piyasa görünümüyle an itibariyle rakamlar ne söylüyor bakarak başlayalım. Borsa İstanbul günü 11.139 puandan kapadı. Moody's beklentilerinin özellikle ön planda olduğu günlerdeyiz. Olumlu beklentilerin olduğu bir kademe artış mı olacak, iki kademe mi diye bir kademeye kesin gözüyle bakılıyor. İki kademe içinde beklentiler pozitif demek mümkün. Bu ortamda kapanışta 11.139 seviyesinden gelmiş Borsa İstanbul'da bugün. Dolar TL tarafına baktığımızda 33.05 seviyesinden geçerken fiyatlama, Euro TL'de 36.15 seviyesi karşımızda. Euro dolar çaprazı bugün biliyorsunuz ECB bir kararı vardı. Faiz beklendiği üzere sabit kaldı ama Lagarde'ın mesajları vardı. Mesajlar sonrasında 1.09 seviyesini görüyoruz. Parite tarafında geçelim bakalım, Amerika'da tahvil tarafında ne olmuş ne bitmiş. 10 yıllıklar 4.16 seviyesinde, 5 yıllıklar 4.07, 2 yıllıklar 4.43 faiz seviyesinde. Emtia ve kripto para fiyatlarına baktığımızda spot altının ons fiyatı 2.466 dolarda, gram altın 2.623 lira 19 kuruşta, Bitcoin 64.000'in kıyısında, yeniden 64.000 doların. Brent petrol 84 dolar 63 sent fiyatlamasından geçerken Amerikan tipi ham petrolde ise 82 dolar 68 sent seviyesi karşımızda diyelim ve araştırma masasına gidelim, Sevcan'la konuşalım. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Sevcan, hoş geldin. İyi akşamlar tekrar. İyi akşamlar. Borsa İstanbul tarafıyla başlayalım. Gün sonu kapanışı, yani hareketler ne söyledi bize bugünkü, özellikle bankacılık tarafı dün, bugün ve beklentiler neye işaret ediyor? Elbette bir Moody's beklentisi öncesi fiyatlamaları takip ediyoruz. Borsa İstanbul'da bugün yatay bir kapanış performansı gördük. Gün içinde endeks gün içi rekorunu 12.252 seviyesine kadar ulaştırdı. Hala 11.600 endeks seviyesi önümüzde bir hem hedef hem de teknik bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu seviyeye sıçramak için Borsa İstanbul'un Moody's'in not kararını beklediğini söylemek mümkün. Yatay eğilim görüyoruz ama alışkın olduğumuz büyük hisse senetlerinin hareketinden ziyade küçük sermayeli şirketlerin bugün harekete geçtiğini gördük. Öyle ki bankacılık endeksine bakıyoruz. 0,22 negatif performans kaydettiğini görüyoruz. Ulaştırma, Türk Hava Yolları'nın etkisiyle beraber 1,30'luk yukarı yönlü performans sergiledi. Ana endeksler arasında tek öne çıkan pozitif ayrışan endeks oldu. Bunun dışında sanayi endekste yatay negatif, iletişim endeksinde ise yatay pozitif diyebileceğimiz bir eğilim olduğunu gördük. Baktığımız zaman da alt endekslerden ise turizm endeksinin öne çıktığını görüyoruz. 1,62'lik yükselişiyle beraber diğer alt endekslerden bilişim endeksi %2,50 yukarı yönlü performans kaydetti. Biz gayrimenkul yatırım ortaklığı endeksinden dün de bahsetmiştik. Bugün burada 1,52'lik yukarı yönlü performans var. Yükselişini emlak konut gayrimenkuldeki yukarı yönlü performanstan aldı. %3,57'lik performans var şirket bazında. Baktığımızda aslında Borsa İstanbul harici yan tahtalara baktığımızda burada da %1'lik performans var. Yani ana endeks, BIST 100 endeksi yatay performans kaydederken yükseliş sağlayamaz. Yan tahtaların %1'lik yukarı yönlü performansı daha öncesinde aslında gördüğümüz bir fiyatlamayı bize uyandırıyor. Biz şunu görüyorduk aslında, ne zamanki yan hareketlerde yukarı yönlü bir hareketlilik olsa, zaten ana endeks üzerinde bir alım talebi, alım hacmi oluştuğu için ve yabancı yatırımcıların radarında olduğu için yan tahtalardaki yükselişle beraber Borsa İstanbul'un ivmeli yükselişine takip etmiştik. Şubat ve Mart aylarındaki ana tema aslında buydu. Şimdi yeniden bu gerçekleşebilir mi ve ana endeks yukarı yönlü gitmek için büyük oranda risk iştahı için Moody's kararını bekliyor olabilir mi soru işareti karşımıza uyanıyor. Baktığımızda da pozitif beklentilerle devam ediyoruz. Dün de ifade etmiştik. Genelde not kararı öncesinde, bir önceki not kararında Borsa İstanbul aslında yönsüz bir eğilim çizmişti. Dolayısıyla bu haftaki bu yönsüz eğilimi de buna bağlamakta fayda var. Yükselişe en büyük katkıyı BİM'in gerçekleştirdiğini gördük. %2,35'lik bir performansı var. Türk Hava Yolları'nın söylemeyecek 2,34. MİA Teknoloji 5,73. O da aslında daha küçük sermayeli şirketler arasında, öne çıkanlar arasında bugün Borsa İstanbul'da 3. en büyük katkıyı sağlayan şirket oldu. Akbank 0,52, Turkcell'de ise 0,64'lük bir yukarı yönlü performans kaydedildiğini izledik.
Peki Sevcan, biraz da küresel tarafa bakalım. Orada teknoloji hisseleri tarafındaki aşağı kayışı takip etmiştik. Özellikle bu çip tarafına ilişkin yeni düzenleme haberleri sonrası. Yeni günde nasıl orada durum, bir toparlanma var gibi ne dersin? Sene başından bu yana konuştuğumuz muhteşem yedilik hisselerindeki yükseliş, yapay zeka çip üreticileri şirketlerindeki yukarı yönlü performans dün sekteye uğradı. Aralık 2022'den bu yana en kötü günlük düşüşünü yaşadı. Nvidia'da düşüş vardı, Amazon'da, Tesla'da düşüş vardı. Baktığımızda aslında bütün ileri gelen, önde gelen teknoloji şirketlerinde düşüş eğilimi vardı. Bugün bir miktar toparlanma eğilimini görüyoruz. Toparlanmayı hem bir şirket bazında destekle aldı, hem de Chicago Fed Başkanı Goldsby'nin açıklamaları buraya destek sağladı diyebiliriz. Bir grafiğimiz var, sonrasında detayları anlatalım. Grafiğimizde neyi görüyoruz? Nasdaq endeksinin rekor seviyeye çıktığını görmüştük. 20.000 endeks seviyesinin üzerindeki kapanışını takip etmiştik. Burada bir düzeltme hareketinin içerisinde olduğunu görüyoruz. Bugün güne aslında yatay pozitif başladı ve aşağıda da opsiyon piyasasındaki fiyatlamaları görüyoruz. Burada put ve call isimli iki farklı opsiyon fiyatlaması var aslında. Biz call pozisyonları ile beraber alım pozisyonların, yani belli seviyelerden alım yönünde işlemlerin açıldığını görüyoruz. Altta işaret ettiğim iki büyük bar da hala alım yönünde talebin olduğunu bize gösteriyor. Bu düşüşe rağmen aslında opsiyon piyasası yukarı yönlü bir yönü fiyatlıyor Nasdaq endeksi için. Ama görüşler pek de öyle değil. İlk görüş Goldman Sachs'tan geliyor. Goldman Sachs'ın ifade ettiği görüş şu şekilde: yaz durgunluğu başlayabilir. Biz Ağustos ayında genellikle düşük işlem hacimleri görüyoruz ve endeksler geri performans kaydediyor. Çünkü dördüncü çeyrek için portföy ayarlamaları bu Ağustos ayında gerçekleşiyor. Dolayısıyla hazır böyle bir büyük düşüş olmuşken Russell 2000 endeksi, Dow Jones endeksi, S&P 500 ve Nasdaq'a göre daha pozitif ilerliyorken bu düşüşü satın almak mantıklı olmayabilir. Bu düşüşte bir miktar uzakta kalıp aslında Ağustos ayında da hem yatay negatif bir performans beklemek mantıklı olabilir açıklamasında bulundu. Diğer taraftan da dünkü düşüşten sonra bugün bir toparlanma var demiştik. Burada bir şirket etkili oldu demiştik. Bu şirket aslında TSMC isimli en büyük çim dökümhane şirketi olarak karşımıza çıkan yapay zeka çip üreticilerinden bir tanesi. Beklenti üstü geldi bilançosu. Tam da jeopolitik gerginliklerin konu olduğu noktada ABD, Çin ve Avrupa Birliği arasındaki çip üretim şirketleri arasında yeni tartışmaların, tansiyonların yükseldiği noktada beklenti üstü gelen bilanço ve şirketin geçtiğimiz bir önceki çeyrekte açıklamış olduğu %20 büyüme hedefini %25'e revize ediyor olması yapay zekaya yönelik güçlü beklentiyi oluşturdu. Bugün teknoloji endeksine de güç verdi. Diğer taraftan da Goldsby'nin açıklamaları. O da şunu ifade ediyor: İstihdam piyasasında çok sert bir geri çekilme var. 4,1'e dayandı işsizlik oranı. Biz 2023 başında bu oranın 3,4 seviyesinde olduğunu görüyorduk. Dolayısıyla eğer Fed bir an önce faiz indirimine gitmezse işler çığırından çıkabilirse benzer bir açıklama var. Dolayısıyla bu açıklamada yön verdi, destek verdi diyebiliriz. Ama diğer taraftan da gelen bir haber var. Hep jeopolitik riskleri konuşuyoruz, başkanlık seçimini konuşuyoruz. Biden'ın Covid olduğuna dair haberle aslında güne başlamıştık Türkiye'de. Yeni gelen haber akışı ile beraber Biden'ın Axios gazetesine yer alan habere göre diye ifade etmekte fayda var. Biden'ın hafta sonuna kadar görevden ayrılabileceğine dair yönelik konuşmalar varmış demokratlar arasında. Bu da bir miktar ivmeli başlayan Nasdaq ve S&P 500'deki yukarı yönlü hareketi durgunlaştırdı. Kazançların yatay negatife dönmesine sebep oldu diyebiliriz. Sevcan, çok çok teşekkürler. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Londra'ya gidelim. Arpa tarafındaki fiyatlamaları Ceren Dilekçi Kösoğlu'ndan alalım. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Ceren, hoş geldin. İyi akşamlar. Bugün tabii Avrupa'da ECB günüydü. Lagarde'ın mesajları takip edildi ve sonrasında piyasa tepkileri nasıl seyrediyor? Zeynep merhabalar. Evet, Avrupa borsalarına bugün baktığımız zaman aslında endekslerde öğle saatlerinde görece daha iyimser bir seyir vardı. Fakat ABD borsalarının açılmasının ardından, daha doğrusu sabah saatlerinden bu yana iyi performans sergileyen Avrupa'da teknoloji endeksinin yeniden satışa dönmesiyle Avrupa borsaları kazançlarını geri veriyor. Almanya borsası %0,4'lük düşüşle işlem görürken İngiltere borsası %0,3 primli, Fransa borsası %0,4 primli. Tabii dün ABD'deki teknoloji endeksindeki satışla beraber
Avrupa'da teknoloji endekse günü sert düşüşte tamamlamıştı. Çip hisselerindeki düşüş öncülüğünde özellikle ASML hisseleri sert değer kaybetmişti. Bugün dünkü düşüşlerden bir miktar toparlanma yaşanmıştı fakat ABD'de yine teknoloji hisselerinin satışa dönmesinin etkisiyle Nasdaq endeksinde %1'e yakın bir kayıp söz konusu. Avrupa'da da teknoloji endeksinde şu saatlerde %1'e yaklaşan oranda kayıplar yaşandığını görmekteyiz. Bunun etkisiyle Avrupa borsaları kazançlarını geri veriyorlar. Karışık seyre dönmüş durumdalar. Diğer tarafta en iyi performans sergileyen endeks bugün otomotiv endeksi %1,5 primli. Volvo oldukça iyi bilanço açıkladı. İkinci çeyrek karının beklentileri aşmasıyla hisseleri %6 civarı değer kazancıyla işlem görüyor. Euro dolar paritesine baktığımız zaman bugün 1.09.30'lar seviyesindeydi parite. 1.09 sınırına kadar geri çekildi Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan gelen açıklamaların ardından. Aslında Avrupa Merkez Bankası'ndan bir sürpriz gelmedi. Yani açıklamalarda da piyasanın beklemediği bir açıklamanın gelmediğini söyleyebiliriz. Faizleri beklendiği gibi sabit tuttu Avrupa Merkez Bankası. Lagarde ise sözlü yönlendirme yapmaktan kaçındı. Önümüzdeki aylara dair özellikle Eylül ayı toplantısı soruldu Lagarde'a. Toplantıdan toplantıya karar vereceklerini ifade etti ve tüm üyelerin bu yönde görüş birliğine vardığını söyledi Lagarde. Enflasyona dair verdiği mesajlar önemliydi. Her ne kadar Haziran ayında manşet enflasyonun aşağıya gelmiş olmasına rağmen hala hizmet enflasyonu yüksek kalmaya devam ettiğini, ücret artışlarının sürdüğünü söyledi Lagarde. Ve diğer tarafta gelecek yılın ikinci yarısı itibariyle artık enflasyonun aşağı gelmesini bekliyoruz dedi. İstihdam maliyetlerinin de şu anda yüksek kaldığını ve seneye istihdam maliyetlerindeki düşüş beklediğini ifade etti. Uzun vadeli enflasyon beklentileri istikrarlı kalmaya devam ediyor dedi. Fakat yine de enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskler var. Jeopolitik riskler, karlarda yaşanan artış ve aynı zamanda ücretler şu anda en büyük riskleri oluşturuyor açıklaması geldi. Gümrük tarifelerinde olası bir artışın risk teşkil ettiğini söyledi ve bu konuyu yakından takip ettiklerini söyledi. Hatta Trump'ın Beyaz Saray'a dönme ihtimali soruldu kendisine. Fakat siyasi konularla ilgili yorum yapmak istemediğini, fakat tarifelerde olası bir artışın para politikası kararları üzerinde etkili olacağını ifade etti Lagarde. Büyüme tarafında ikinci çeyrekte ekonominin büyüdüğünü söyledi. Euro bölgesi ekonomisi büyüdü dedi fakat ilk çeyreğe kıyasla yavaş bir büyüme kaydedilecek gibi gözüküyor açıklaması geldi. Büyümeye hizmetler öncülük etti. Üretim ve ihracatta zayıf bir seyri gördük dedi. Para politikasının talebi baskıladığını görüyoruz açıklaması geldi. Ekonomik büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu söyledi. Fakat büyük ekonomiler arasında ticari gerginliklerin artması senaryosunun Euro bölgesi büyümesi üzerinde bir baskıya neden olabileceğine dikkat çekti. Avrupa Komisyonu'nun mali sürdürülebilirlik çağrısını destekliyoruz. Avrupa'da hükümetlerin vakit kaybetmeden bir an önce bütçe açıklarının aşağı getirmeleri oldukça önemli dedi. Burada da aslında Fransa'ya dolaylı bir mesajı vardı Lagarde'ın yaptığı açıklamalarda. Ve Bloomberg ekonomistlerinin beklentisi Eylül ayına kaymış durumda. Eylül ayına kadar iki enflasyon verisi daha alacak Avrupa Merkez Bankası. Aynı zamanda ücretler verisini takip edecek. Verimlilikle ilgili daha fazla göstergeye sahip olacak. Daha da önemlisi Fed ne yapacak Eylül toplantısında? Bunu izleyecek Avrupa Merkez Bankası bir daha faiz indirimine gitmeden önce. Diğer tarafta Ursula von der Leyen Avrupa Parlamentosu da yapılan oylamada yeniden 5 yıllık dönem için Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığı görevine seçildi. Zaten 2019 yılında göreve gelmişti. 5 yıl boyunca görev yaptı. Şimdi 5 yıl daha görev yapacak Ursula von der Leyen. Oyların çoğunu aldı. 401 üyenin desteğini aldı yapılan güven oylamasında. Diğer tarafta tabii gizli oylamadan önce yaptığı açıklamada askeri harcamaları arttıracağını söyledi. Von der Leyen aslında geçen başkanlık döneminde yapılan en büyük eleştirilerden biri askeri harcamalar noktasında daha muhafazakar bir tutum sergilediği yönündeydi. Özellikle Almanya cephesinden bu anlamda yoğun eleştiriler vardı. Hem askeri harcamalarını arttıracağını söyledi hem de iklim hedeflerine bağlı kalacağını vurguladı Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen diyebiliriz Zeynep. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Ceren Dilekçikasoğlu'nun notlarıyla kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Şeref Oğuz burada olacak. Kendisiyle keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Günden kalanlar devam ediyor. Sevgili Şeref Oğuz yayına katılacak. Bu noktada Şeref Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar.
İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Zeynep. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Malumunuz vergi paketi gündemimizde konuşuyoruz. Öncesinde de tartışıldı, gündeme geldi, meclise geldi. Şimdi üzerine konuşmaya yine devam ediyoruz detayları netleştikçe. Bir yandan tabii onunla birlikte en düşük emekli maaşına yapılan düzenleme de gündemde. Ve sonrasında acaba asgari ücretle ilgili önümüzdeki dönemde bir şey olur mu? İkinci yarı yıl telafisi gelir mi? Sorularını da alıyoruz. Dolayısıyla isterseniz buradan konuşmaya başlayalım. Evet. Size de sorulduğunu tahmin ediyorum bu soruların ki çok dolaşıyorsunuz zira. Ne diyorsunuz? Hem neler soruluyor hem değerlendirmeniz ne, duyumlarınız ne, ne öngörüyorsunuz? En son duyduğum eleştirilerden yola çıkmak istiyorum. Bu vergi paketi özellikle kayıt içinde kalmaya çalışan dürüst esnafa o kadar yük bindirecek ki cezalarla birlikte büyük ihtimalle çok fazla işletme bu yüzden kapanabilir. Yani normalde bir 50 bin liralık bir ceza gelmiş zaten aylık cirosu da o kadar küçükleri silebilir. Bunun bir daha gözden geçirilmesi lazım. Burada acaba sayı mı azaltmak isteniyor vergi alacağım diye. Yani vergi toplamak iyi de eğer işletmeler zaten kayıtta olan işletmeler, kayıt dışındakilere dokunamayınca kayıttaki işletmelere daha fazla yüklenirse bunlar kapanabilir. Bu da toplamda hem ekonomiyi başka bir boyuta taşır, sosyal krizler yaratır. Hem aynı zamanda vergi alayım derken daha fazla, daha az işletmeyle vergilendireceğinden dolayı gelirler düşebilir. Yalnız bu en son aldığım tenkitlerden bir tanesi. Yani şu anda mecliste getirilen teklif her tarafıyla didik didik inceleniyor. İyi yanları, kötü yanları, işleyecek tarafları, işlemeyecek taraflarını insanlar analiz ediyorlar. Tabii herkes kendi pozisyonundan yola çıkarak. Şimdi burada en önemli unsurlardan bir tanesi şunu söylüyor. Vergi paketi ilk açıklandığı zaman hatırlıyorsunuz 101 sayfalık bir paketti. Hesap edildi. Toplam olarak 450 milyar liralık bir ek vergi paketiyle gelecek vergi artışı söz konusuydu. Balık olarak hazırlandı ama meclise şu anda kılçık olarak geldi. Şimdiki en son içinden çıkarılanlarla vesaire düzenlemelerle beraber 100 milyar liralık bir gelirden söz ediyorlar. Şimdi bu yıl içerisinde biz 8,5 trilyonluk vergi gelirleri içerisinde ilk meclise ilk hazırlandığı zaman %5'lik bir artış söz konusuydu. Devede kulakta ama bir şeydi %5 sıfırdan büyük. Ama meclise geldiği haliyle onu çıkar, bunu çıkar, onu dışarıda tut, ona itiraz et, bu olmasın, ona falanca itiraz etti dediler. O budanmış haliyle geldiği noktada %1'ine, vergi gelirlerimizin %1'ine tekabül edecek bir rakama ulaştık. Bu bir. İkincisi, en önemli devrim mahiyetinde olan unsurlardan bir tanesi şuydu. Yani nereden buldun yasasına benzer bir teklif olarak yola çıkmıştı bu. Neydi o? Şimdi şöyle söyleyeyim, insanların belirlenmiş harcamaları üzerinden gelirlerine ulaşmak ve beyan etmedikleri ya da kısmi beyan ettikleri gelirlerini kavrayarak oradan vergi almak. Yani bir neredeyse bir nereden buldum yasası, aşağı yukarı yasasına benzer maddeler son dakika oradan çıkarıldı. Peki onu çıkarıldığın başka neler çıkarıldı? Emlağa hiç girme. İşte büyük ihtimalle bu bazı istisnalar, vergi istisnalar, ona dokunma vesaireyle budanmış haliyle buraya geldi. Yani insanlar, yani attığın taş, ürküttüğün kurbağaya değer mi? Eleştirisini çok almaya başladı endüstrilerden. Kimle konuşursam konuşun. Ve şunu ilave ediyor. Ya ben kazanandan daha çok, az kazanandan daha az vergi sözüne güvenmek istiyorum Mehmet Şimşek'in. Ve bu uygulanması halinde hiçbir şeyim yok diyor, kabahatim yok ama daha fazla vergi alamayanlardan, vergi alamadıklarından daha fazla vergi alayım diye düzenleme yaparken normalde vergisini veren insanların da belini bükmemeniz lazım. Yani bu üzerine daha fazla düşünülerek gelinmesi gerekiyordu. Ben de diyorum ki peki bu kadar uzun süre tartıştık bunu. İtirazlar etmediniz mi? Ettik ama şöyle oldu. Genellikle daha böyle kayıt dışındaki insanların itirazları sebebiyle kayıt dışında kalmaya alışmış, vergi vermemeye alışmış insanların itirazları gündeme geldi de bizim itirazlarımız fazla dinlenmedi.
O yüzden şu umut meclisteki görüşmelere kaldı. Yani bu anlamda şunu söyleyebiliriz. Biz vergide bir reform yapmadık. Sadece vergi, zaten vergi toplayabildiğimiz insanlardan daha fazla vergi nasıl alırız dedik. Halbuki biz de dedik ki senin ihtiyaç duyduğun bütçe açığını düzeltmek için ihtiyaç duyduğun kudret, kaynak kayıt dışında mevcuttur. Ey Şimşek, oralara gidelim. Evet dedi, tamam ben de bunları yapacağım. Fakat işte bu balık olarak hani hazırlanan ama şimdi bir kılçığa dönmüş olarak meclise gelen pakette bunların izlerini göremedik. En büyük eleştiriler buradan geliyor. İşte ne oluyor? İnsanlar bunu hangi düzeye indirdiler? İşte kuryelerden vergi, garsondan vergi, bahşişten vergi falan gibi nasıl söyleyeyim, vulgarize bir düzeyde tartıştık. Ama ciddi olarak burada STK'lar, işte bununla ilgili vergi konusunda çalışan uzmanların katkıları pek işe yaramadı. Daha doğrusu Mehmet Şimşek bir öneri getirdi. Önerinin içerisinden kırptılar ve şimdiki haliyle bana göre bir kılçık dediğimiz ve zaten paketin önce çok güçlü gibi geldiği gözüküyordu ki güçlü dediğim normal vergi gelirinin %5'ine tekabül eden. Şimdi ona bir seyreltilmiş vergi paketi diyoruz. Yani konsantresi alırsan limon içine su koyarsın sonra büyür. Seyreltilmiş halde geldi. Acaba bakalım bunun uygulaması sırasında da çıkacak sorunlar tartışılıyor. Mesela gidip kasanın başında oturup oradaki gelirine bakacak. Bunu birkaç kere yapacak. Ondan sonra eğer beyan ettiği ile arasındaki %20 bir fark oluşmuşsa bunu görüşmeye davet edecek. Şimdi 1.700.000 civarında bu tür işletmeden söz ediyoruz. 1.700.000 insanlara aylarca, günlerce belki bir hesap ettik. Bunu 130 yıl sürüyor. Aşağı yukarı da 500.000 insan gerekiyor. Yani bu uygulanmayacak bir durum. Zaten daha önce de bu uygulanmıştı 70'li yıllarda. Yürümediği anlaşılınca ortadan kalktı. Ama şimdi ben şunu söylüyorum bu anlamda. İster istemez bizim vergide anlayış değişikliğine gitmemiz lazım. Bir, Zeynep şundan vergi alıyoruz. Geliri beyan ediyor, etmiyor, kaçırıyor, kayıt dışında kalıyor, hiç uğraşmıyor. Zaten bakanın kendisi açıkladı. Ayda 5 milyon alan 800 kişi belirlemişler, hiç vergi vermiyorlarmış. Tamam ama sistemi şöyle değiştirecek. Şimdi enteresan bir şey var. Para iz bırakıyor değil mi? Yapay zeka da geldi. Artı bu bütün paranın izinin sürülebildiği ortamda biz acaba gelirlerin beyanından ziyade harcamalar üzerinden vergi koyamaz mıyız? Nitekim işte nereden buldun yasası bunun bir işaretiydi. Neden? Çünkü Zeynep ve ben bir şekilde ticaret yapıyor olsam, ona bir ödeme yapıyor olsam, paranın hareketini ister IBAN olsun, ister olsun, hangi yön plastik kartla olsun, para iz bırakıyor. Ve benim harcamalarım, diyelim ki ben 100 lira beyan ettim. Fakat harcamalarım 300 lira gözüküyor. Çünkü onları yakalayacak bir yapay zeka da artık var. Teknoloji de var. Maliye Bakanlığı'nın da emrinde. Daha doğrusu şu anda her birimizin ne yapıp ne ettiği Maliye Bakanı biliyor. Neden biliyor? Teknoloji bunu sağladı. Hatta bizzat Maliye Bakanı'nın kendisi enteresan bir şey söyledi. Yurt dışına gittiği zaman bir yapay zeka şirketiyle görüştü. Onlara şu talebi getirdi. Acaba bana az kazanandan, az çok kazanandan çok alacak bir yapay zeka modülü hazırlayabilir misin? Hatta o şirket şaşırdı. Ya böyle bir şey ilk defa bize geliyor ama biz düşünelim. Sonra şöyle bir açıklamayla devam etti. Ey Türkiye'deki yapay zeka ile uğraşan, teknolojiyi üreten yazılımcılar vesaire. Lütfen bana böyle bir paket önerin. Bu da şunu gösteriyor. Aslında Mehmet Şimşek'in kafasında bu gelirini beyan etmiyor. Zaten ikide bir aflarla beraber vergi ödeyenin de enayi yerine koyulduğu bir ortamda acaba ben harcamalardan yola çıkarak bunu yapabilir miyim de anlayış var. Fakat çok enteresan bir direnç var. O da anti vergi lobisi. Ben vergi vermek istemiyorum. Vergi beni bozar. Vergi hoşuma gitmiyor diyen tarih boyunca da hep öyle olmuştur. Ama marifet vergi verilmez alınır. Vergi verilmez alınır. Ta bu Hammurabi'den beri böyledir. 3800 yıldan beri. Vergiyi alabilen bir devlet ancak bunu hayata geçirebiliyor. Vergiyi de tabana yayma konusunda da adil olmak şartıyla. Ama burada görüyoruz, klasik eleştiridir. Bu vergi reformu diyeyim de bu vergi paketi az kazanandan az değil, az kazanandan alabildiğinden çok alacak. Alamadığını gene piyasaya salacak. Yani kümesteki kazlar olarak biz yolumaya devam edeceğiz. Dışarıdaki tilkiler serbest gezecek. Halbuki prensip şudur bu lafın orijinali. Devlet kazı bağırtmadan yolana der. Bu eski bir sözdür. Vergi konusunda bizde öyle değil. Dışarıya hiç uğramıyor.
bağırta bağırta hatta işletmelerinin varlığını da tehlikeye sokacak bir yapıda. O anlamda şunu söylüyorum, bu gelir artırma, bütçeye yama talebiyle yapmak yerine acaba hakikaten biz vergide bir reform, bir anlayış değişikliği sağlayamaz mıyız? Ben vergi kaçırmak istemiyorum çünkü kaçırma imkanım yok, bana parayı ödüyor. Zeynep de vergisi de, Zeynep senin vergilerin silindi mi? Silinmedi. Ama 1,5 trilyon liralık vergiyi sildi devlet. Nasıl sildi bunu? Benimkini silmedi, seninkini silmedi. Peki bu çerçeve içerisinde daha adil nasıl olacaksınız? Üstelik vergiyi ödeyenleri enayi yerine koyarak ikide bir af çıkarıyorsun, son ödeme tarihini uzatıyorsun. Yani bu vergi tartışmaları çok daha fazla su götürür diye düşünüyorum. Şeref Oğuz, çok çok teşekkürler, çok sağ olun. Haftaya görüşünceye dek size hoşça kalın diyorum şimdilik ve bülteni, yani daha doğrusu programı bir haberle bitirelim. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden, Türkiye Rüzgar Enerjisi sektörünün 2024'ün ilk yarısında nasıl geçirdiğini değerlendirmiş ve sonrasına ilişkin beklentilerini paylaşmış. Bloomberg HT'ye anlattı bütün bunları. Bir kulak vererek bitirelim. Geçen sene Türkiye'de rüzgar enerjisi açısından maalesef son 13 senenin en düşük kurulumunu gerçekleştirdik yıllık bazda. 530 megawatt seviyesinden bu senenin, yani bir yılda 530 megawatt seviyesinden bu senenin ilk 6 ayında tekrar ve çok şükür 450 megawatt seviyesine geldik. Bu da yılın geri kalanı için ümitli olmamızı sağlıyor. Biz yılın geri kalanında 1000 megawatt seviyesinde bir kurulum bekliyoruz. Yatırımların önündeki en büyük engeller neler? Şimdi yatırımların önündeki en büyük engel, tabii engelden önce nedir yatırımın ihtiyacı? Kapasite verilmesi. İlk sorunuzda nasıl geçti dediniz, kapasite verildi. Aslında yani yılın ilk 6 ayı ve geçen senenin ikinci yarısında bizi mutlu eden şey, rüzgar yatırımcısına ve yenilenebilir yatırımcısına ihtiyaç duyduğu projeyi yapabilmek için gerekli kapasite verildi. Yılın ilk yarısında evet bir kurulum artmaya başladı. Engel neydi? İzin süreci. Engelin ikinci konusu ne? Finansman. İzin süreciyle ilgili Enerji Bakanlığımız ve YPDK ile beraber onlara biz elimizden geldiğince bilgi ve destek sağlayarak izinlerle ilgili kanuni değişiklikler, mevzuat değişikliklerinin yapılmasıyla ilgili çalışmaların olduğunu görüyoruz. Bizim ümitli olmamızın bir sebebi bu. İkincisi finansmanla ilgili ülkenin geçmiş dönemden sonra yeni ekonomi politikasının orta vadede tekrar finansmana erişimi rekabetçi kılmak yönünde olumlu adımlar getirdiğini görüyoruz ve ümit ediyoruz. Yılın ikinci yarısında ve gelecek yıl atılacak adımlarla beraber finansmandaki sorunların da kolaylaşacağını, azalacağını, dolayısıyla bu yatırımların gerçekleşmesini sağlayacağını düşünüyoruz. Şu an itibariyle kurulu güç ne kadar ulaştı? Şimdi Türkiye toplam kurulu gücümüz 110 bin megawattı geçti. Avrupa'nın en büyük 5-6 ülkesinden biri olduk. Rüzgar kurulu gücümüzde bu ilk 6 aydaki kurumlarla beraber 12.930 megawattı buldu. Bu ne demek? Aslında bir ay sonra inşallah 13.000 megawatt olacağız. Yani 110.000 megawattın içerisinde 13.000 megawatt seviyesinde bir rüzgar kurulu gücü olmuş oldu. İbrahim Bey, Avrupa'da ilk 5 oyuncu arasında olmak Türkiye açısından ne ifade ediyor? Ne ifade ediyor? Biz birincisi büyük bir pazarız. Sadece nüfusumuzla değil, sanayimizle, dolayısıyla tüketimimizle, dolayısıyla enerji yatırımları açısından da büyük bir pazarız. Ama sadece pazar olmayı uygun bulmayıp sanayi gücümüzü rüzgar alanına da yansıtmaya çalışan bir ülkeyiz. Bu bizim için bir kendi imalatımızı yapmak, kendi istihdamımızı sağlamak, kendi enerji yatırımlarımızı, kendi yenilenebilir kaynaklarımızdan sağlamak anlamına geliyor. Dolayısıyla katma değeri ülkede bırakmak ve katma değeri globaldeki yenilenebilir büyümesiyle beraber arttırmaya çalışmak demek. Son dönemde enerjinin depolanması konusunda da son derece önemli gelişmeler oluyor. Sizin bu konuya bakış açınız nasıl ve Türkiye olarak biz bu konunun neresindeyiz? Şimdi yenilenebilir enerjinin uzun vadede şebekeye entegrasyonunun en önemli ihtiyacı şebeke yatırımları ve şebekenin esnek bir şekilde geliştirilmesi. Esnek şekilde geliştirmesi iki türlü. Birisi depolayabilmeniz, kısa ya da orta ya da uzun vadeli depolayabilmek. İkincisi de yazılım, dijitalleşme demek. Depolamada bunun en önemli unsuru. Kısa ve orta vadede depo vazgeçilmez. Dolayısıyla depolama bugün atılan adımlar, globalde de bu alanda çalışmalar var. Depolama ile ilgili yapılan adım, planlama doğru. Bunun ölçeğiyle ilgili tartışılabilecek konular var.
Mesela rüzgar santralları ya da güneş santrallarında işte bire bir olsun. Ya bire bir değil bire yarım mı olsun? Bunlar tartışılabilir teknik konular. Ama depolama gelecek dönemde elzem. Özellikle konuşmanızda Trakya bölgesine vurgu yaptınız. Detayı anlatır mısınız? Trakya bizim enerji açısından ithalatçı bölgemiz. Yani ülkemizi iki parçada coğrafi olarak düşünürsek. Anadolu kendi enerjisini üretiyor. Fazlasını Trakya'ya satıyor bir nevi. Trakya'da tüketiyor. Fakat yeterli enerjiyi üretemediği için kısıtlı alan sebebiyle onu Anadolu yakasından Çanakkale Boğazı üzerinden ya da İstanbul Boğazı üzerinden alıyordu. Trakya bölgesi şu anda ciddi rüzgar potansiyeli barındıran bir bölge. Türkiye'nin en önemli rüzgar koridoru Kırklareli'nden başlayıp Düzce'ye kadar gider. Aşağıda da hani güney batıya doğru Muğla'ya kadar geçen bölgededir. Bunun dışındaki bölgelerde de tabii ki rüzgar var ama burası Türkiye'nin en önemli rüzgar koridoru. Bu koridorda geçmişte ne gördük? Çanakkale'de, İzmir'de, Balıkesir'de rüzgar santrali yatırımları yapıldı. Ama İstanbul doğal zor. Fakat Kırklareli, Tekirdağ, Edirne'de rüzgar yatırımları azdı. İnşallah bundan sonraki dönemde bu bölgedeki bu yüksek potansiyeli kullanacak rüzgar yatırımlarımız olacak. Rüzgar enerjisi yatırımlarının şu an itibariyle dönüşleri nasıl? Bir rüzgar yatırımı, bir yenilenebilir yatırımı. Genelde işte 7-8 senede dönmesi beklenir yatırımcı tarafından. Yani bunun içinde şöyle aşağı yukarı megawatt başında bir rakam söylemek gerekirse yatırım rakamı. Bir rüzgar santralı depolaması hariç takriben 1 milyon euro. Lık bir yatırım maliyetidir. Depolamayı da koyarsanız işte 1.25 milyon euroluk bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu diğer konvansiyonel teknolojilerle kıyasladığınızda kömürle, doğalgazla aslında çok ekonomik, katma değeri çok yüksek bir yatırım. Çünkü diğer teknolojilerde çok fazla yerli imalat yok. Bizim rüzgarda özellikle %55'i aşan yerli imalatımız var. Bu da şu demek, bahsettiğim 1.2 milyon euronun nereden baksanız 600 bin eurosu, 650 bin eurosu ülke içerisinde kalıyor. En önemli bizim için de katma değer bu. Aksi takdirde biz o 1.2 milyon euronun 1 milyon euroluk kısmını dışarıdan getirip o parayı da doğrudan dışarıya gönderiyoruz. Kaynağımızı dışarıya harcıyoruz.